Merhaba, ben Nefise Karatay. Yepyeni bir afişle karşınızdayız. Bu hafta afişe yaklaşan müzik festivallerinden oluşan renkli bir haber turuyla başlıyoruz. Tatil ve müziği bir araya getirmek isteyenler için zengin programlarıyla dikkat çeken gençlik festivalleri geliyor şimdi ekrana. Sıcak yaz günlerinde hareketlenen sahiller farklı yaz festivallerine ev sahipliği yapıyor. Tatil planlarını müzikle zenginleştirmek isteyenler için birçok festival büyük hazırlıklar yapıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kuşadası Gençlik Festivali 11 ile 15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşiyor. 5 gün boyunca iki ana sahnede toplamda 55 farklı sanatçı ve grubu ağırlayacak olan festival, rock ve popüler müzik seven gençler için birçok ismi bir araya getiriyor. Festivalin öne çıkan isimleri arasında Ceza, Athena, Pinhani, Hayko Cepkin gibi isimler yer alıyor. Festivalin son gününde ise Selda Bağcan Kuşadası'nda gençlerle buluşmaya hazırlanıyor. Chill Out Festival 20-21 Temmuz'da Bodrum Yalıkavak'ta 4. kez Chill Out severleri bir araya getirecek. Her yıl 3 ayrı şehre uzanan Chill Out Festival bu yıl Bodrum'la başlayacak, 11 Ağustos'ta Çeşme, 15 ve 16 Eylül'de ise İstanbul'da devam edecek. Trakya bölgesinin ilk müzik festivali olan Trakya Festivali bu yıl ikinci kez 19 ile 22 Temmuz tarihleri arasında Erikli sahilinde gençleri bir araya getirecek. 4 gün boyunca 32 konserin verileceği festivalde Mor ve Ötesi, Emre Aydın, Bulutsuzluk Özlemi, Kalben ve Bedük gibi pek çok sevilen isim ve grup sahne alacak. Bozcaada Caz Festivali bu yıl ikinci kez düzenleniyor. Ayazma Manastırı'nın bahçesinde 27 ile 29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek festival, geniş bir programla farklı jenerasyonlardan müzisyenleri dinleyiciyle buluşturmayı hedefliyor. Genç bir festival olan Bozcaada Caz Festivali'nin dikkat çeken isimleri arasında Ceylan Ertem, Çağrı Sertel ve Fransız trompetçi Eric Truffaz gibi isimler yer alıyor. Bu yıl 14.sü düzenlenecek olan Bodrum Müzik Festivali'nin programı açıklandı. 4 ve 8 Ağustos tarihleri arasında Bodrumlu müzikseverlerle buluşacak olan festivalin yeniliklerini ve programını sanat danışmanı Tuğçe Tez ile konuştuk. Bodrum'u müzik konusunda uluslararası bir durağa dönüştürmeyi hedefleyen Bodrum Müzik Festivali bu yıl 14. yaşını kutluyor. Yerli ve yabancı çok sayıda ismi ağırlayacak olan festival şehrin tüm noktalarına yayılmak istiyor. Bodrum Müzik Festivali'nin bu yılki açılışı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde tenor Murat Karahan ve soprano Loren Fagan konseriyle yapılacak. Doğuş Grubu'nun 14 yıldan beri kesintisiz olarak bir sosyal sorumluluk projesi olarak gerçekleştirdiği bir festival. Bu sene Bodrum Müzik Festivali programı içerisinde 5 gece 4 gün içinde 16 farklı konser izleyebilecek festival takipçileri. Kapanış konserinde izleyicilerimizin yaşayacağı yolda projesi örneğin farklı iki disiplini bir araya getiren yönetmen Muratan Özbek ve bu sene Bodrum Müzik Festivali'nde onur ödülünü vereceğimiz çok sevgili Gülsin Onay'ın birlikte oluşturmuş olduğu sinema ve müziği bir araya getiren bir proje. Akşam konserleri arasında L'Arpeggiata Avi Avital konseri benim de şahsen çok heyecanla beklediğim konserlerden bir tanesi. Fazla Say bu sene bir solo resitalle aslında programa, festival programına katılıyor. Ve festival programı için hazırlamış olduğu bu resital programında aslında bu sene kayıt olarak çıkarmış olduğu Chopin Nocturne'ler ve Yürüyen Köşk'ün Bodrum premieri de yer alacak. Sabah ve gece konserleriyle tüm güne yayılacak olan festivalde bu yılın en önem verilen konusu genç yeteneklerin müzikseverler ve müzik profesyonelleriyle buluşması olacak. Festival müzik dışında pek çok sanat etkinliğine de ev sahipliği yapacak.
Afişte şimdi sırada Şevval Sam'ın Hayalimdeki Proje dediği Müzeyyen müzikali var. Müzeyyen Senar'ın hayatının şarkılarıyla anlatıldığı müzikal bu kez 16 Temmuz'da sanatçının 100. yaş gününde Harbiye Açık Hava sahnesinde izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Şevval Sam'la bir araya gelerek müzikalin detaylarını konuştuk. Kaçıver, hop! Ay farfara farfara, ateş düştü şalvara, ağzım dilim durdu, hep yalvara yalvara. Daracık daracık sokaklar, kızlar misket yuvarlar, kol kol olsun dökülsün, seni öpen yuvarlar. Merhabalar Şevval'cim, çok güzel gördüm seni bugün. Sen her zamanki gibi çok güzelsin zaten. Teşekkürler. Çok da güzel bir proje içerisindesin. Müzeyyen müzikali, tek kişilik bir müzikal. Müzeyyen Senar'a buradan da selam olsun. Onu da bir rahmetle analım istiyorum. Hatta onu hiç unutmayalım. Aynen öyle. O çünkü bizi var olduğu süre içinde söylediği bütün şarkılarla her daim şifalandırmış, iyileştirmiş bir ruh. Yani evet. Sesiyle gerçekten. Gelmiş geçmiş en özel seslerden biri, çok özel. Sen şimdi bu projeyi gerçekleştirdin ve ilk olarak Müzeyyen Senar'ın 3. ölüm yıl dönümünde sahnelendi. Ve şimdi yolculuğuna devam edecek. Biraz müzikalin oluşum sürecini dinlemek istiyorum senden. Biliyorum ki Müzeyyen Senar hayranısın, yıllardan beridir çok özel bir yer. Muhakkak ki hepimizin de, çoğumuzun da içinde yer etmiş bir isim zaten. Nasıl oluştu fikir? Bir radyo programı yaptım 2001 senesinde, 2 sene boyunca. Bu zaten o radyo programı benim kalan müzikle de tanışmama vesile oldu. Hasan Saltık bana 2 torba daha henüz piyasaya çıkmamış arşiv kayıtlarını verdi. Orada tabii Safiye Aylalar, Sabit Eturlar, işte Selahattin Pınarlar, Müzeyyen Senarlar hepsinin eski taş plak ve radyo kayıtları vardı. 2 sene boyunca hem çalıp hem dinlediğim hem de yuttuğum o şarkılardaki tavır sesime yerleşti ve ilk albümü, her ne kadar Gülbeyaz'da Karadeniz türküleri söylemiş olsam ve insanlar benden Karadeniz bekliyor olsalar bile, ben öncelikle Alaturka bir zemin üzerine müzik hayatımı başlamak ve oraya kurmak istedim. Sonra Sek albümünü yaptık. Sek albümü çıktıktan sonra bir gün Feray abla annemi aradı. Kızı. Aramış, evet kızı. Annem sadece Şevval'i dinliyor, çok beğeniyor. İşte Alaturka böyle söylenir diyor. Şimdi ben elçe zeval olmaz, hani kendime pay çıkarmış gibi olmuyorum ama onun cümleleri olduğu için. Ben de tam bir radyo programında röportaja gidiyoruz. Birden ayaklarım yerden kesildi falan. Ben sonra atladım, Bodrum'a ziyaretine gittim. Elini öptüm. Bana orada bir hikaye anlattı. Bunu sahnede de anlatıyorum. Hı hı. Senden dedi, çok genç, küçücük bir kızdım dedi. Sadi Işılay rahmetli beni dedi. O böyle hasta yatağında yatıyor onun, o sırada. Ama hani konuşuyordu. Beni de Deniz kızı Efterli'ye götürdü. Elini öptüm, el aldım dedi. Bak kızım demiş, yani bu kadın Türk müziğinden çok önemli bir kadın. Elini öp, el al. Elini öptüm, el aldım dedi. Hayata bak dedi. Aradan 70 yıl geçmiş. Yani şimdi ben hasta yatağımdayım ve sen benim elimi öpüp el alıyorsun dedi. Bu beni çok etkiledi tabii ki. Orada bana Radi Bey'in, Radi Dikici'nin kendisi hakkında yazdığı kitabı imzalayıp hediye etti. Ben tabii yuttum o kitabı. Arkasından Müzeyyen Senar Efsanesi diye ikinci kitabı çıktı. Radi Bey'in ikisini de yuttum ve dedim ki bu hayat hikayesinin bir şekilde ya film çekilmesi ya sahneye konması, bir şey olması lazım. Çok ve doğru. Dolayısıyla ben hem gençlere anlatmak hem buna şahit olanların ruhunu şifalandırmak ve tazelemek için hem hikayesini anlatayım hem de o şarkıları söyleyeyim dedim. Önce Fahrettin Yarkın, benim müzik direktörlüğümü yapan dostum, ona açtım. Dedi ki sana şahane bir ekip kurarım dedi. Ve Müzeyyen Hanım'la hayattayken aynı sahneyi paylaşmış 5 müzisyeni çok özel benimle bir araya getirdi. Tarzan Mustafa, Bergamalı İsmail, Deli Sezgin, Serdar Kaşıkçılar, Fahrettin Yarkın da kendisi bizzat çalmış çocukken ona. Ve biz bir araya geldik. Sonra bu kitapları bir metne dönüştürdük. Figen Şakacı yazdı. Dedim ki yani burada bir reji de olması lazım. Engin Hoca ile bir araya geldik. Engin Alkan. Engin Hoca
mucizeler yarattı ve işin aslında en büyük pırıltısını o koydu oraya. Çünkü müzeyenin ağzından anlatmaya dönüştürdü bu hikayeyi. Yani ben canlandırmıyorum aslında, evet. Fakat bir zaman sonra şevval gidiyor, müzeyen geliyor gibi oluyor insanlarda, öyle bir etkisi. Olarak ölüm yıl dönümünde sahnelenmişti Müzeyyen müzikali. Şimdi 16 Temmuz sevgili Müzeyyen Senar'ın doğum gününde sahneleyeceksin Harbi Açık Hava'da. Evet. Bu 8 Şubat'taki buluşacak. Ölüm yıl dönümünde aslında sen bizim için ölmeyeceksin anlamına geliyordu o güne koymamızın amacı. Şimdi ise 16 Temmuz'da bunu gerçekten şöyle taçlandıracağız. Müzeyyen Senar 100 yaşına basıyor. 2018'de, evet. 1918 doğumlu. Bizim için ölmedi ve hatta biz onun 100. yaş gününü kutlayacağız. Evet. Onun için Harbi Açık Hava'da ne kadar çok dostla, ne kadar çok müzeyen aşığıyla ya da Alaturka sevdalısıyla bir araya gelirsek o kadar iyi dedik. O yüzden böyle bir büyük mekanda bunu kutlamak istedik. Benim için şu çok önemli. Mesela gençlerden gelenler var. Müzeyyen Senar'la ilgili hiçbir fikri bilgisi olmayan insanlar var. Mesela gençler geliyorlar ve böyle bir hayat hikayesini, böyle müziklerle o atmosfer içinde öyle içselleştiriyorlar ve o kadar hoşlarına gidiyor ki bu kalpten çıkan titreşim şu dönemde diğer kalbe ulaşıyor. En iyileştirecek. Ve en ihtiyacımız olan şey. Yani mesela Müzeyyen müzikalinde çok sevdiğim bir cümle var. İkinci Dünya Savaşı dönemindeki hikayesini anlatıyor. Savaş zamanıydı ve şarkılardan başka sığınılacak saçak altı yoktu diyor. Yani aslında bu Figen'in cümlesi ama o kadar güzel bir cümle kurmuş ki. Benim için müzik tam da böyle bir şey. Yani en dar zamanlarımızda, en sıkıntılı dönemlerimizde bizi iyileştirecek olan şey sanat aslında. Çok doğru. Ferayetin yar yandım ama esmer yârimde yandım ama ferayet. Şimdi benzeyen yanlarımız da var dedin, biliyoruz ki o, hepimiz biliyoruz, çok güçlü, çok dik. Ve hakikaten de zor bir hayat geçirmiş olan bir sanatçı. Hele ki onun döneminde kim bilir ne kadar zordu sahneye çıkmak, o müziğini, sanatını icra etmek. Seni onun hayatını okurken ya da incelerken en çok etkileyen anısı ne oldu? Sahneye de taşıdığın, bunu da kullanalım dediğin. Bir kadının sahneye çıkmasının yasak olduğu dönemden çok kısa bir süre sonra Müzeyyen Hanım sahneye çıkıyor ve insanların yeni yeni alıştığı bir şey. Tabii ne olursa olsun. Her şeye rağmen bunun bedellerini ödüyor. Yani işte şarkıcı diye küçümseniyor. İşte evlenirken işte dul olması, ikinci evliliğinde özellikle işte çocuğunun olması, onun bir şarkıcı olması, onu intihara kadar sürüklüyor mesela, hani o hikayeleri var. Ama mücadeleciliği, dobralığı, işte öncü ruhu, evet. O özgür ve bağımsız karakteri her zaman devreye giriyor. Tam bir cumhuriyet kadını. Evet, yani en azından bunları hatırlamak lazım. İnsanlar ne mücadeleler vermiş, dimdik durmuşlar ve kalbindeki aşkın peşinden gitmiş. Yani o sanat aşkının peşinden gitmiş. Aslında mesela diyor ki, ya ben hep evimin kadını olmak, çocuklarımın başında durup onlara dilediğince annelik yapmak istedim ama diyor, sonra geçim derdi. İşte hayat, o içindeki aşk onu durduramıyor, bastıramıyor. Ölene kadar neredeyse. Tabii. Ve bilincini hani kaybedene kadar şarkı söylüyor. Bu herkese nasip olmayabilir yani. Atatürk'e şarkı söylüyor mesela, o anlar müthiş, var. Müthiş, hakikaten öyle. Yeah.
Peki sırada ne var? Hangi proje var? Oyunculuğa tekrar geri dönmek beni çok heyecanlandırdı. Evet. Müthiş de gidiyor. Çok da başarılı yani oldu. Ters köşe oldu. İnsanlar evet. Yani nefret ediyoruz senden ama bir yandan da çok seviyoruz falan diyorlar. Bu bir performans. Evet. Yani benim için de yeni bir keşif süreci oldu. Yeni bir deneyim oldu. Bir çeşit laboratuvar çalışması gibi oldu. Çünkü kendi kaynağımdan yıllardır dizginlerini elimde tutmak için çaba gösterdiğim egodan aslında faydalanıyorum. Yani çok güzel bir laf duydum geçen bir arkadaşımdan. Ego kötü bir efendi ama iyi bir köledir diyor. Çok yani güzel. Dolayısıyla onu, yani köleliğe karşıyız o başka ama ego da olabilir. Yani tabii 45 yaşına gelmiş olmanın bende yarattığı müthiş bir öforya var, yani müthiş bir mutluluk. Her gün Allah'ım iyi ki 20'lerimde değilim, Allah'ım iyi ki 30'larımda değilim çünkü... Sürekli soruyoruz ya, yani ben sorduğum bu için. Bu olgun dönem çok güzel bir dönem. O kadar karamelize bir yaş ki çok mutluyum yani gerçekten. Bundan sonrasına da psikolojik olarak da hayatı kabulleniş olarak da hazırlıyorum aslında kendimi. Hem fiziksel hem ruhsal olarak. Çok teşekkür ediyoruz. Müthiş keyifli bir sohbetti. Ben teşekkür ediyorum. Herkese çok teşekkürler. Yaklaşan etkinlik önerilerinden hazırladığımız haber turumuz geliyor şimdi ekrana. Kadıköy Belediyesi'nin gelenekselleşen Çocuk Tiyatro Festivali 11 Temmuz Çarşamba günü başladı. Bu yıl 17.si düzenlenen festival 25 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Çocukları tiyatroyla tanıştırıp onlara açık havada oyun seyretme keyfini yaşatacak olan festivalde 15 gün boyunca her akşam farklı bir çocuk oyunu ücretsiz olarak izlenebilecek. Her akşam saat 21'de başlayacak olan oyunlar Selami Çeşme Özgürlük Parkı Amfitiyatro'da minik tiyatro severlerle buluşacak. Haftanın sinema etkinliği ise Başka Sinema ve Beyoğlu Sineması işbirliği ile yapılacak olan Yaz Şenliği 2018. Etkinlikte 5'i daha önce ticari olarak gösterime girmemiş toplam 25 filmden oluşan etkileyici bir sinema seçkisi yer alacak. İlk olarak Cuma akşamı Transit filmiyle açılışı yapılacak etkinlik 18 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Gala filmlerinden sizin için seçtiklerimiz ise 14 Temmuz Cumartesi akşamı Kısmet Sevgilim ilk şarkı ve 16 Temmuz Pazartesi akşamı Dovlatov. Gala gösterimlerinin başlama saati 21.30. 1968 kuşağının en etkileyici kadın müzisyenlerinden olan efsanevi sanatçı Joan Baez Türkiye'ye geliyor. Yeni albümü Whistle Down the Wind ve kariyerinin en iyi parçalarıyla İstanbul'u müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan folk müziğinin sembol isimlerinden Baez, Farewell Tour 2018 kapsamında sahne alacak. John Baez, geleneksel balatlar, blues klasikleri, cowboy şarkıları ve etnik folk melodilerini berrak sesiyle hayranlarıyla buluşturacak. Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konser 22 Temmuz'da saat 21'de gerçekleşecek. Haftanın sergi önerisi İstanbul Modern'in Beyoğlu'ndaki yeni mekanında yapılan ilk koleksiyon sergisi olan Şimdinin Peşinde. Sergi günümüz dünyasında insanlık hallerine odaklanıyor. Farklı coğrafyalardan 33 sanatçının 42 yapıtı çağdaş sanat takipçileriyle buluşuyor. Sergide yer alan resim, heykel, yerleştirme, video ve desenlerden oluşan eserler, insanın fiziki çevresiyle kurduğu ilişkiyi anlatıyor. İstanbul Modern Sanat Müzesi'nin koleksiyonlarından oluşan sergideki pek çok iş ilk defa izleyiciyle buluşuyor. Şimdinin Peşinde tüm sezon boyunca Beyoğlu'ndaki yeni mekanda ziyaret edilebilir. Haftanın kültür sanat haberlerini derlediğimiz bir afişin daha sonuna geldik. Programımızın tekrarı ve daha fazlası için cnntürk.com'u ziyaret edebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.